gelmişim. Bir tane lok kurup motorbayı durdurdum. Sesini duydun herhalde. Çok güzel. Senin gibi bir adam bir ülkede 3 ay boyunca beni dövmek için çalışıyor. Ben Türkiye'de antrenman yapıyorum, geliyoruz abi. Tribünler 20 bin kişi izliyor. Karşı karşıyayız ya, bak inan herkes susuyor, nefesini duyuyorsun. 30 saniye var, devam. 30 saniye basman lazım, hakemler şu an izliyor. Hadi, hop, 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 durmak yok. Durmak yok, hadi. Bak şimdi, kafan güzelmiş gibi bak. Bak şimdi fazla sıkmıyorum, bak bekle. Bak, hiç sıktın mı? Evet. Hiç sıktın mı? Ama harbi hissiyatı var. Yavaş. Mehmet abi hiçbir şey yok burada bak. Gereksiz tepetme. Yo, kayıtta mıyız? Kayıttayız Göktücüğüm. Evet arkadaşlar, Balaban Sport'tayız. Uzun süredir çekmeyi planladığımız ama yıllardır çekemediğimiz bir video için buradayız. Döviz sporu deneyeceğim Ertan Hocam'la beraber. Jiu-Jitsu mu yapacağız hocam bugün? Valla bugün sana bir MMA antrenmanı yaptırayım. MMA mi hocam? Şöyle olacak. Kompleks. Evet. Yani hepsini bir dene, öyle git. Şimdi seni yakalamışız. MMA antrenmanı. Tabii bir boks yaparız biraz. Hocam ben kestim, özür dilerim. Estağfurullah. Ben hep şey, döviz spor yapmak istiyordum aslında. Hep bir denemek istedim. Yani uzun yıllardır hiç deneyemedim. Zaten hep de boks yapmak istedim, denemek istedim ama hiç deneyemedim. İşte ilk, bugün size jiu-jitsu'yu deneyeceğim. Bakalım. Valla dostum, sen çok renkli bir karaktersin. Sen de keyifli olacak çünkü ben senin videolarını izliyorum. Zaten Faruz'dan tanıyorum ama sizin yaptığınız video çok güzel gerçekten. O yüzden seninle burada olmak çok güzel. Ben de seni kendi kanalıma misafir edeceğim ve yani nasıl, bu vücudu nasıl inşa ettin? Bir sırt antrenmanı yaparız hocam. Sırt mı? Valla sözünü aldım. Seviyor musun? Seviyor musun? Kardeşim, iteriz de, çekeriz de. Yani eski batıcı arkadaşlarımız var. Ya peki hocam, dövüş konusunda ben size asıl buradaki sohbette sormak istediğim birkaç soru var. Hocam genç bir arkadaş mesela, 20-25'ler. Ben şey düşünüyorum hep. Bir genç kendini savunmayı bir şekilde öğrenmeli. Ha, tamam, çünkü modern çağda belki çok tehlikeli durumlarla karşılaşmıyoruz ama gene de olabiliyor bir şeyler. Yani dövüşün, şu dövüş sporunun işte jiu-jitsu olur, MMA olur. Bana mesela uzun süre yapsam, bir sene işte neyse, bana katacağı sadece kendimi savunma mı, yoksa başka disiplinlerde de bir şey katar mı? Bir kere abi, dövüş sporu aslında insana özgüven veriyor. Neden? Çünkü korku zaten bir, yani şeyden geliyor böyle, kendine güvenmemezden geliyor ve agresiflik de oradan geliyor, tamam mı? Yani bir insan ne kadar korkuyorsa o kadar agresif. Evet. Bir insan kendine güveniyorsa, şimdi sen mesela örnek veriyorum, zaten nüfusun %90'ından daha büyük bir adamsın, evet. Tamam mı? Kolların kalın, ondan sonra kalbin büyük, cesursun. Tamam mı? Kalkıp da yani durduk yere birilerine bir şey yapmazsın ama adam eğer korkaksa, adam özgüveni yoksa bazen böyle agresifleşebiliyor. O yüzden bir kere kavga etmekte faydalı diyeceğimize, tabii orada da öyle yani, biri sana kalkıp saldırırsa kendi koruman önemli ama onun ötesinde aslında kavga başlatmamak için de, özgüven inşa etmek için de süper bir şey bence. Bir de abi, insanların hep içinde bir enerji var, tamam mı? Şimdi bazıları gidiyor bunun tribüne, böyle takımına bağırarak harcıyor. Evet. Bazıları senin gibi gidiyor abi, ağır kilonun altına giriyor falan, o enerjiyi harcıyor. Bir şekilde genç, yani abi, her atıyor, bir tamam şekilde mı? Atıyor. Yani bir şekilde atmalısın, tamam mı? Şimdi bakıyorum abi, yeni jenerasyona. Tabii ki bilgisayar başı bilmem, abi şimdi o enerjiyi atamıyorsun, tamam mı? Her gün öyle bilgisayarın başında oturup, iPad'in başında oturup böyle bir doluyorlar. Aslında abi adam çıkınca patlıyor. O yüzden o enerjiyi atmak ve terlemek lazım. Bir de dövüş sporunda hocam şey benim en çok ilgimi çekiyor. Şu sürekli bir etkileşim halindesin. Mesela işte geldi antrenman, yanında adam var, işte solunda arkadaşım var. Ya da işte o birebir antrenman yapıyorsunuz. Yani bir aslında bir böyle bir takım ruhu. Yani bir ruh gibi ya da işte bir topluluk gibi bir sosyal bir ortam oluştuğu için oradaki şanı aynı zamanda hani sosyal bir çevrede oluşturuyor. Aynı hedeflere sahip. İşte ben mesela şey için aslında konuşuyorum. Yani genç arkadaşlar mesela, biz hadi vücutçu olduk. Ama böyle dövüş sporları da var yani. Ve onların da faydası çok fazla. Sadece dövüşmek değil. Hani onu da aslında yansıtmak istiyorum birazcık. Bir de şöyle bir şey var, bak güreşmekte. Faruk da bunu biliyor çünkü o çok seviyor jiu-jitsu'yu. Böyle mesela şimdi antrenman yaparken yan tarafta adam ağırlık kaldırdığı zaman bile bir ilişki görüyorsun adamı, tamam mı? Niye? O senin partnerin işte falan, evet. Sana destek oluyor, motive ediyor falan. Bir de
böyle terinin terine değmesi. Düşünsene biz ağırlık kaldırmıyoruz, birbirimizi kaldırıyoruz. Birbirimizi eklemlerimize emanet ediyoruz, boynumuza emanet ediyoruz falan. Bu arada böyle enteresan bir... Tahmin ediyorum. Anladın mı? Böyle dostluk yaratıyor yani, kardeşlik yaratıyor. Bir de ben gerçekten mesela buradan kalkıyorum işte Amerika'ya gidiyorum abi. Orada jiu-jitsu yapan adamlarla tanışıyorum. Mesela görsen de anlarsın ki yani yıllardır bu adam tanıyor mu bunları? Hayır abi. Herifler bir gün tanışıyorum. İkinci gün çok büyük kankayım yani. Niye? Çünkü aynı hedefler doğrusunda evet. İşte ne bileyim adam dünyanın öbürünce benimle aynı antrenman yapıyor. Sonra gidiyorum Hollanda'ya kickboksçılar tanışıyorum. Adam benimle tanışıyor falan. Çünkü diyor ki adam ya ulan bu adam da Türkiye'de benim yaptıklarımı yapıyor falan. Evet. Böyle bir kardeşlik oluyor. Bilmiyorum body'de böyle bir şey var mı ama. O kadar derin değil hocam. İşte derin ben, değil, değil mi? Ben hep mesela dövüşçüleri de takip ediyorum. Dövüş spor yapan insanları da sosyal medyada takip ediyorum. O yüzden zaten böyle bir gözlemim oldu. Hani sizde böyle birazcık daha dövüş sporlarında özellikle jiu-jitsu'da gördüm bunu. Farklı bir şey var böyle. O dediğim sosyal ortam çok farklı. Var var. Hepsi de zaten şeyi orada bahsediyordu. Hani işte mesela adam geliyor işte 100 kilo ama 70 kilo birisinden işte boğazlanınca ya da bayılınca evet. Aslında bir yandan da egosu törpüleniyor. Aynen öyle. Bir işte. Çok doğru bir şey konu. Mesela özellikle jiu-jitsu'da hani kickboksta biraz kilo fark ediyor da jiu-jitsu'da bazen küçük bir adam büyük bir adamın arkasını mesela alıp falan boğabiliyor. O zaman da ne oluyor biliyor musun? Hep kaybedebileceğini hissediyorsun mesela. Ben de öyle anladım. Gidiyorum mesela burada mesela yeniyorum birilerini. Sonra San Diego'ya gidiyorum. İşte dünyanın en iyi takımı Atos'ta antrenman yapıyor tamam mı? Birinci adam o iyi geçiyor falan. İkinci adam bir geliyor. Beni bir kilitliyor tamam mı? Benim normalde yaptığım bana yapıyor. Orada böyle bir çıkıyorum arabaya biniyorum. Diyorum ki oğlum el elden üstündür anladın mı? El elden üstündür diyorum. Bu var ya senin karakterin için harika bir şey abi. Çünkü hep kazanmak yok hayatta. Normal hayatta hep kazansak abi orada hep kazanmak. Ama normal hayatta ne oluyor? Bir gün çok iyi geçiyor. Evet. Bir güzel bir haber geliyor. Hiç bir kötü ya. Bir haber geliyor. Hayat böyle dalgalı ya. Sporda da onu yaşamak aslında hayatın bir antrenmanı oluyor anladın mı? O yüzden bence kazanmak, kaybetmeyi öğrenmek için jiu-jitsu bilgileri gerçekten güzel bir yer. Peki hocam burada ders alabilirler mi izleyen arkadaşlar? Tabii ki herkes alabilir. Yani. Ama benim mekanıma yakın olan insanlar tabii ki gelebilir. Ama ben onlara şunu öneriyorum. Hı-hı. Kendi mekanıma çağırmış gibi olmasın. Abi herkesin illaki mahallesinde gidebileceği yerde. Çünkü adam çok uzaktadır. Bir kere gider, iki kere gider gitmez. Ondan sonra demotive olur. Hı-hı. Herkesin gidebileceği kesin bir yerler var yani tamam mı? Ve herkesin sevdiği bir branş da var yani. Ben jiu-jitsu yapıyorum. Başkası güreş sever, diğeri judo sever, diğeri kickbox sever. Abi iyi bir hocayla, iyi bir takımla o ter atmaya başladığı zaman belki birkaç gün böyle bir yerlerin çizecek böyle bir şey var ya sonra bir bağımlılık yapıyor bu. Evet. Vallahi bak ben 40 yaşına geldim şu anda. Amerika'ya gidiyorum. 50 yaşında eski UFC dövüşçüleri var tamam mı? Adamlar inanılmaz zengin göktü. Herifler böyle Ferrari'le falan gidiyorlar. Abi herif böyle mansion'da yaşıyor. Gerçekten Miami'de. Abi adam 9'da idmanda sabah. Adamın yanına gittim dedim ki bak vallahi Vitor Belfort dedim ki ya dedim geri mi döneceksin abi hani dövüşmeye. Ne bu hırs gibi. Abi saat 9'da sabah antrenmanı ben belgesel çekiyorum. Hani anladın mı? Geldi herif park etti. Şey yapıyor hocaya pardon abi geç kaldım falan diyor tamam mı böyle. Abi ya ne mütevazılık falan. Dedim dövüşmeye mi geldin yani antrenman yapıyorsun geri mi döneceksin? Dedi ki ya ben dedi bunu ÖNK yapmak zorundayım dedi ya. Ben başka bir şey bilmiyorum anladın mı? Ben dedi eğer şu anda gelip sparring yapmasam, torba dövmesem, ter atmasam daha iyi baba olamam, daha iyi işte arkadaş olamam, daha iyi insan olamam. Burada dedi bütün kötülüğümü atıyorum dedi. Buradan bir çıkıyorum dedi. Yani hayatta tamamen iyi bir insan dedi. Eğer dedi 20-30 sene dövüş idmanı yapmış bir adam olarak evde böyle otursam dedi benim içimde kötü dışarı çıkar. Çok iyi mesaj abi. Ben de hemen geri geldim dedim ki abi antrenmanlara devam. Bırakmak yok. Doğru hocam bir şekilde çarkı döndürüyorlar herhalde. Abi biz 40-50 yaşında bunları düşünen insanlar var. Bak bunu izleyen insanlara da örnek olsun. Sen çok iyi bir şey yapıyorsun. Gerçi mikrofon tutarak konuşmuyorsun. Garip geldi bana ama. Bizde yok hocam. O seviyeye geçemedik. Yok sen bazen yapıyorsun ya evet. Videolarında. Hocam o, aynen. Bazı videolarda. İzliyorum ama bütün gözlüyorum. Ondan sonra yani insanlara örnek olsun. Tabii ki spor videolarını izliyorlar. Senin çok sevenlerin var farkındayım ve süper motive ediyorsun insanları. Abi hangi branş olursa olsun. Yani diyorlar ki abi ekonomik abi çık koş ya sadece. Evet hocam kesinlikle. Ya, o biraz bahaneci mantığı bahane, hocam. Evet ya. Abi. Yani gerçekten ben hep onları da arkadaşlara yansıtmaya çalışıyorum. İşte tamam kötü bir durumdayız. O çok aşikar. Herkes kötü durumda ama birazcık da sorundan ziyade çözüm odaklı olup elimizdekini en iyi şekilde değerlendirirsek aynen bir öyle. Şekilde elbet düzeye kendi düzümüze çıkacağız yani. Kendi normumuzu bulacağız. Ona inanıyorum. O yüzden de yani arkadaşlar bahane uydurmayalım. Var ya Göktü şunu söyleyeyim. Ondan sonra sana bir plan yapacağım. Geçen işte birkaç hafta önce Göktü ile burada bir toplantıda tanıştık. Hı hı. Ondan sonra bizim tabii zamanımızda böyle sporcular hep böyle işte fazla konuşmayı sevmeyen, ne bileyim atıyorum okumayan diyeyim anladın mı? Yani böyle hep böyle tipler, dövüşçüler, bodyciler falan filan. Göktü'lerin jenerasyonu çok daha kültürlü, çok daha bilgili,
çok daha karizmatik, tamam mı? Böyle farklı bir jenerasyon yani. O yüzden çok seviniyorum. Bu kanal aracılığı da insanlara örnek oluyorsun. Ayrıca seni izlerken gerçekten seviyordum. Faruk'a söylüyordum. Ya diyorum, beni çok güldürüyor. Bu kadar büyük güçlü bir adamın böyle komik olması ve evet. Ben de çünkü öyleyim. Yani sen benimle tanıştın şimdi. Evet hocam size... Anladım yani goy goy yani. Bütün gün goy goy yapıyorum. Gülüyorum falan. Öyle millet geriye bana şey diyor. Abi dövüşürsün. Hiç böyle bekleyin. Evet hocam o bekleniyor abi, gerçekten. Abi oturup böyle... Ne haber bana yok falan. Benden de bekliyorlar hocam. Mesela bekliyor, dışarıdan böyle sert gözüküyorum. İnsanlar ilk tanışmaya geldikten sonra abi işte terslersin diye düşündüm. Değil mi? Bana da diyorlar. Falan diye korkuyorlar. O yüzden çok güzel örnek oluyorsun. O yüzden seni burada görmek gerçekten bana bandı. Çok güzel. Çok umarım kanalım böyle hızla büyür ve İnşallah. Daha büyük kitlelere... Beğenip paylaşmayı. Aynen öyle. Aynen öyle. Büyük kitlelere hitap edersin. Bugün de buraya geldiğin için istersen sana planı söyleyeyim. Olur hocam. Ya bence her şeyden biraz yapalım. Biraz torba döv, biraz ellik vur. Linkte birazcık böyle birbirimize dokunalım. Ondan sonra mindere girelim. Ben normalde bunu yapıyorum. Çok da kolay yapıyorum ama bugün benim için biraz zor olacak galiba. Kaç kilosun? Hocam 125 falan. Abi, 125 sabah, kilo. Sabah nasıl yapacağız Faruk bilmiyorum. Ya ben de bunu kendim hissetmeyi... Faruk'un hoşuna gidecek hocam. Benim halde görmek Faruk'un hoşuna gidecek. Yani, ya birazcık sadece hissetmenin ve jüsünün ne olduğunu anlamanı istiyorum. Hocam açıkçası boğazlanmak istiyorum ya. Tamam. Ya, bir uyutmaz sana. Mıyız hocam ya? Yok uyutmaya yapamam. Hocam yani, idman sırasında yani uyuttuğunuz oluyor mu? Yani, yanlışlıkla mı uyuyor yoksa... Yok hani... şöyle. Normalde boğduğum zaman... Yani bir 15-20 saniye sonra eğer tep etmezse gerçekten uyur. İdman sırasında o şeyle birlikte insanlar tep ediyor zaten. Ama mesela Kutlu diye bir kardeşim vardı şimdi Tayland'da. Sana videosunu izletirim. Hocam mutlaka denemek istiyorum falan dedi. Uyumayı mı? Abi tabii ellerini böyle kaldırdık abi. Tamam mı? Tak sıktım böyle 15-20 saniye. Diye bayıldı. Yattı geriye. Ayaklarını kaldırdım, uyandırdım. Valla acayipti yani ama tabii bunu insanlar bilmeden denemesinler. Yani. Teknik göstermeyeyim. Evet, evet. Çünkü burada damarlar var ve oksijen... Beyne gidiyor, o bir saniye kesiyorsun öyle. Jiu-Jitsu peki Türkiye'de popüler mi hocam? Çok yani Türkiye'de herhalde müsabaka tarzında bir şey oluyor ama. Çok az ve ben 2007 yılında bu ülkeye geldim. Gerçekten ben geldiğimde de yapan yoktu. Ve inanılmaz bir şekilde bunu tanıtmaya çalıştım. Maçlar yaptım, seminerler düzenledim. Şu an nüfusa göre çok küçük. Yani Türk insanı böyle sıkıntıya gelemiyor abi. Yani böyle güreşeyim falan filan. Yani derler ya Türk kültürü güreş falan diye. Yani bence yeteri kadar büyük değil ama tabii ki eskiye göre. Şimdi işte onlarca okul var ama çok daha büyük olmalı. Yani ufacık ülkelerde kocaman takımlar var. Benim son zamanlarda internette en çok gördüğüm dallardan biri Jiu-Jitsu ya hocam. Yani ya olabilir ama... Bir askerler arasında bir yaygın çok hocam. Herhalde onlar da eğitiminde mi kullanıyor? Yani, Navy SEAL'ların... Tabii yani şöyle Amerika'da Dubai'de gibi. Zaten mecbur. Bütün askeri yapıyor, bütün okullar yapıyor. Amerika'da işte Ranger'lar yapıyor, Marine'ler yapıyor mecbur. Ben de Türkiye'de ilk sene marinlere vermiştim. Türkiye'de askeriye yapıyor mu emin değilim. Ben de gittim askeriye birkaç yere ve polis akademisinde seminer verdim ama düzenli yaptıklarını düşünmüyorum. Ama dünyada gerçekten hani bütün ülkeler jiu-jitsu yapıyor. Neden biliyor musun? Bak sana bunun sebebini söyleyeyim. Sonra antrenmana başlayalım. Çünkü birini vurup etkisiz hale getirmek çok zor bir şey. Ya örnek veriyorum. Bir boks yaptı birisi 2-3 sene ve karşısında büyük biri geldi. Senin kadar büyük değil yani normal büyük biri geldi. Tamam mı? Onu böyle vurup etkisiz hale getirmek çok zor. Ya da etkisiz hale getirirsen bile kanuni olarak başın derde gelebilir. Ama birini sarılıp, düşürüp, domine etmek, kiloca ondan az bile olsan daha kolay. Daha kolay o yüzden de daha self defense olarak birebir de çok daha iyi savunma sistemi olduğunu zaten dünyaya bu spor kendini ispatladı yani. Tabii ki. Geçelim hocam o zaman. Hadi geçelim. Hocam bu el 18 olsun. Ha? 18 evet, olsun. Abi. 18 ne hocam? Ama eldivenin içine bunu takıp bana çakarsan fena olurum ben söyleyeyim mi? Yok abi çıkar olur. Yap ya birbirimize vurmayacağız. Şimdi eldivenin içinde sana bir bandaj yapacağım tamam mı? Hiç bandaj taktın mı daha önce? Hayır hocam. Abi bir takalım ya bir hayatında bunu... Şey mi hocam şimdi, şu parmaklardan? Evet. Hocam ben filmlerde izliyorum onu en sevdiğim... Kuzey Güney'e döneceksin şimdi. Aa, en sevdiğim sahne var ya. Sen zaten parmaklardan geçirdin. Sen zaten ben sana söyleyeyim sadece bodyci gibi değil sen iyi bir atlet olarak gözüküyorsun yani. Fiziğin senin şu anda ya mesela bir bodyciyi UFC'ye götürsen ya ben dövüş yapmasın inanmazlar ama sen mesela UFC'ye gitsen ben dövüşüyorum falan sen gayet fiziğin dövüşçü gibi yani. Herhalde küçüğüz diye böyle. Yok. Küçük müsün? Hocam Yasuo muydu neydi? Asiklet vardı bir tane. Bu adamları sen televizyonda görüyorsun büyük gözüküyor da sen onların yanına gitsen var ya buzdolabı gibi dursun yani. Değil mi hocam? Abi canım sen ne diyorsun ya? Hayır. Ben moda giriyorum be. Yok ama televizyonda gözüküyor. Sen onların yanına git çok büyük durursun yani. Gerçekten. Elleri aç parmakları. Şimdi bak parmakları korumak için şunu sadece... İşte o sahne alın. Buraya aynen. Müzik koy. Evet abi. Şunu bir tecrübe et ya. Kaplanın gözleri mi? Ben moda girdim. Evet. Ben moda girdim.
hem senin için bugün güzel bir kardiyo. Hocam ben bir şey soracağım. Evet. Bu sarma mevzusunda ben şöyle bir şey fark etmiştim. Herhalde bu da kişiye özgü bir mevzu. Evet. Herkes farklı. Herkesin bir sanatı var bunun. Tabii tabii. Balıkçıların düğümü gibi yani. Aynen öyle. Ya birkaç tane yöntem var. Onun hakkında da fikrin olmasın. Her konuyu da bilme. Boksta da varsın. Boksta da varsın. Var var. Her masada varsın yoktu. Kapat abicim. Nasıl? Çok iyi hocam. Harika. Şu an senin adına bet oynayasım geldi Smiley. Yani. Harbi mi? Evet evet. Bir 500 lira basasım geldi sana. Lakabın ne olacak peki? Mahlasın. Demir Büken. Evet evet, sana bir lakap lazım. Bandaj iki şeye yarıyor. Birincisi senin elini koruyor. İkincisi de maçta yapılan bandaj rakibi de koruyor. Bu peki bir de herhalde şu bükü. Bileğini tabii, bileğini koruyor. Bir de rakibi de koruyor bandaj. Çünkü direkt kemikle olmuyorsun yani, tamam mı? Alçı gibi oluyor. Maçtaki bandaj böyle değil. Bu antrenman bandajı. Maçtaki bandajın yapılması bir el ne kadar sürüyor hocam? Yarım saat sürer. Harbi mi? Tabii tabii. Niye hocam? Kolay değil. O bayağı daha mı komplike? Tabii tabii. Bayağı bildiğin alçı yapıyorsun ya konuyu. Kolay bir şey değildir yani. Çok sıkmadım. Şimdi sana bir kere buraya kadar gelmişsin. Evet hocam. Bir kere bir iki yumruk atmayı göstereyim teknik olarak. Tamam hocam, onu diyecektim. Ben yumruk atmayı hiç bilmiyorum. Tamam harika. Yani bir öğrenmiş olurum. Tabii hem öğrenmiş olursun. Şimdi sağlak mısın? Sağ hocam. Harika. O zaman sağ ayağını geri at. Harika. Şimdi elleri kaldırdık. Bunlar her zaman yukarı durmak zorunda. Ve şu an senin yaptığın gibi çenen de biraz aşağı durmak zorunda. Yani şöyle dövüşemiyoruz. Niye? Çünkü sana zarar verecek şey çenene gelecek yumruklar, tamam mı? O yüzden asıl konumam gereken çene. Aynen öyle. O yüzden gözlerimin üstüne bakacağım. Çenem hep aşağıda ve ellerim hep yukarıda olacak, tamam mı? Aynen öyle. Teşekkür. Kendini rahat bırak. Çünkü omuzlarını eğer sıkarsan bizim body'de ya da powerlifting'de ne yapıyoruz abi? Bizim derken yani sizin pardon. Ne yapıyoruz? Böyle mesela kendimi kasarak evet daha çok şey ağır kalmaya çalışıyoruz. Bizde tam tersi rahat bırakmak gerekiyor. Olacağız. Çünkü biz gücü hızdan alıyoruz. Eğer kasarsak A noktasına B noktasına yumruğu çıkaramayız, tamam mı? Yumruğun da mı peki sıkı olmayacak? O da mı sıkar? Yumruğunu tam vururken sıkabilirsin ama sıkarken başlarsan hareket edemezsin. Yani böyle böylesin mesela, tam vururken hafif sıkabilirsin. Ama omuzları kesinlikle rahat olmak zorunda, tamam mı? Şimdi bu senin hızlı yumruğun. Tamam. Bunun adı jab. Tamam. Bu senin güçlü yumruğun. Bunun adı straight. Yani sağ direkt, tamam mı? Türkçesi, tamam mı? Şimdi bu yumruğu niye kullanıyorsun? Rakibe yaklaşmak için. Rakip sana yaklaşmasın. Bununla diye. Evet. Ve bu senin ön yumruğun, yani kolay yumruğun hızlı attığı yumruğun, tamam mı? Şimdi bu yumruğu atmak için, tamam mı? Bunu buraya getirdiğin zaman A noktasından B noktasına en hızlı yol ne? Düz çizgi. Yani bunu kalkıp buraya getirirken böyle getirmiyorsun. Ne yapıyorsun? Dümdüz çıkartıyorsun, tamam mı? Bu yumruk bana vurduğu anda şu iki kemiği hissediyor musun? Hı hı. Bu iki kemiğin bana land etmesi lazım. Eğer burası ederse, evet biliyorsun böyle boksör kulü denen bir şey vardır. İnsanlar dövüşmeyi bilmezler, böyle birbirine vurmaya çalışırlar. Burunun arkasında hiçbir destek olmadığı için bu kemikler kırılabilir. O yüzden bu iki kemik bana gelmek zorunda, tamam mı? Şimdi bunu da çenenin yanına koyuyorum. Aynen, tamam. Şimdi bu fena bir açı değil ve fena bir şöyle bir mesafe değil. Ama eğer omuzunu bana doğru çevirirsen, hop, kafanı bozma. Böyle. Böylesin ya. Ha, ulaşamıyorsunuz sen. O zaman biraz daha ileri, önemli değil. Önemli değil. Gel gel. Biraz daha ileriye gelebilirsin. Çünkü burada ileriye ulaşman gerekiyor. Tamam, aynen. Evet. Şimdi bunu yaparken ama bunu açık bırakamazsın. Böyle evet. Yapacağım. Ve dirseğini kapatacaksın. Aynen öyle. Hocam tamam. Peki bu kadar şeyi arada nasıl düşünüyorsun? Abi yaptığım bir şu. Bir yandan sonra alışıyor mu? Tabii canım, bu kadar. Ben şu an sana ilk defa bir şey yapmasını öğrettiğim için birkaç şey aynı anda düşünüyorsun. Normal şartlarda bana yanlış yumruk at desen ben bilmiyorum yani. Hep aynı şeyi yaparım, anladın mı? Anladım. Bak sol yumruğu atarken bana bak ne yapıyorum. Bak bu omuzum var ya. Çenemi böyle atmıyorum. Bak nasıl atıyorum, bak böyle. Omuzum çenemin hemen yanında, tamam mı? Birkaç tane atalım, hadi gel. Kaldırayım yukarı, tamam mı? Gel. Evet, güzel. Gel. Güzel. Kaldır, kaldır yumruğu, kaldır. Fena değil. Evet, burayı kapat. Şimdi dövüşüyor olsaydık hemen sen, evet. Şimdi sen bana vururken ben büyük ihtimalle şuraya bakacaktım. Çünkü burada şey var, karaciğer. Karaciğer olduğu için bunu kapatırsan bunu aynı, bunu karşılayabilirsin ama bu açık olduğu zaman buraya girebilir. Peki buraya korurken aynı zamanda da çenemi korumam gerekiyor, değil mi? Böylesin ya mesela. Evet. Buramı vurmaya başladın. Mesela kısaltmam var. Ha, tamam. Kaldır elleri. Tamam. Şimdi sol devam edelim. Sol. Evet. Çok iyi.
Sesten anladın mı? Sağ çok iyi. Evet. Şimdi bunu düşünme. A noktası. Tak gelişik. Hadi. Çok güzel. Evet. Hop. Evet. Bir daha. Evet. Şimdi her yumrukta biraz nefes ver. Ağırlık kaldırırken nefes tutmuyorsun. Şimdi her yumrukta nasıl istersen nefes ver ama diyaframı boşalt, tamam mı? Hadi. Evet. Elini kaldır. Çok iyi. Elini kaldır. Böyle yapıyorsun ya. Her yumruktan sonra böyle yaparsan ben seni izlerim. Tak buraya gelin. Tamam. Bir daha. Evet. Şimdi her şey güzel teknik olarak sana bir şey daha istiyorum son. O da yumruğun hızlı olması lazım. Böyle havuz kenarında bir havluyu suya soksan, şöyle yapsan, şak diye vursan çok canı yanar değil mi mesela? Hı hı. O hızda yani, snap. Tamam mı? Yani yapabildiğin kadar, bak. Tamam. Kapat dirsekleri. Ardını aldın, gel. Çok güzel, evet. Nefes, gel. Evet. Gel. Çok güzel, bu güzeldi. Gel. İşte bu. Ses ne kadar top, o kadar doğru vuruyorsun. Gel. Gel, evet. Nefes olacak. Güzel. Gel. Elini düşürme bak. Düşürüyorsun, izliyorum seni. Tam düşürdüğün anda benim vurduğum an. Çünkü niye? Bakın seni boş. Hep burada. Evet, bravo. Süper. Cep tamam. Şimdi sağ yapıyoruz. Sağ çok farklı bir şey yok ama tek şey arkadaki yumruk olduğu için öne uzatmak zor. Yani gardını al mesela. Tamam mı? Şimdi bu sağ yumruğu buraya vursan ne kadar uzaklasın değil mi? Demek ki ne yapman lazım? Ayağın. Ayağını çevirmeye başla bana doğru. Evet ve evet, aynı elini uzatma. Aynı. Bu nerede? Çenenin yanında. Aynı. Şimdi bunu istiyorum senden, tamam mı? Aynen öyle. Geri gel. Evet. Ayağını vururken ne yapıyorsun? Çeviriyorsun. Bak hani beni izle. Bu sol. Hop. Bak sağa bak şimdi. Görüyor musun? Ayağımı nasıl çevirdim? Kalçam nasıl öne geldi? Soldayken çevirmiyorduk ama değil mi? Solda böyle. Hop. Bu kadar. Sağda. Ayağımı çeviriyorum bak, çenem nerede? Tamam. Hemen omuzumun yanında, elimi çevirdim, kalçam döndü, bak buradayım. Bam, bam. Tamam, hadi. Evet, bravo. Adamın eli de harbiden ağır yani, söyleyeyim. Çaktırmıyorum ama yani, abi böyle bir şey olamaz abi. Şey gibi, sanki sopayla vuruyor. Hadi. Hemen Ertan abiden bir story Instagram'ım. Şey değil, teknik böyle %90 ama böyle sanki sopayla vuruyor, böyle taş atıyor sanki. Hadi kalk. Abi buraya oğlum. Hadi, şaka yapalım, güzel. Evet, çok güzel bu. Döndür ayağı. Nefes almayı unutma. Döndür ayağı. Hiç yapmadın mı daha önce? Yok. Çok iyi bir sağ direk. Kuzey güney misin? Yok, gerçekten güzel. Hadi. Evet, bravo. Sağ ayağı döndür. Evet. Döndür. Nefes almayı unutma, bravo. Döndür. Bak, bu sağ direk. Eğer sen öğretmeseydim, bu kadar gelirdi. Ayağını döndürme sayesinde buradaki bir adama bile ulaşabilirsin. Bam diye değil mi? Ayağını döndürme şekli. Kendimi yani, öne atacak mı? Öne atmayacaksın. Yumruk gideceksin. Bam, bam. Tamam. Tamam. Şimdi aynısını yapıyoruz. Sol, sağ. Sol yumruğu vuracaksın. Sol gelirken sağ vuracaksın. Yani ilk kombinasyonu yapıyorsun. Sol, sağ. Tamam. Sol buraya. Sağ buraya. Hazır mısın? Sol, sağ. Çok güzel. Uzat elini. Evet, çok güzel. Sol, sağ. Çok güzel. Elini yukarıdan getirme. Bak çeneden dümdüz. Bum. Tamam. Sol sağ. Çok güzel. Sol sağ. Bravo. Sol. Sol. Sol sağ. Bravo. Sağ uzat. Sol. Sol. Sol sağ. Bravo. Sol. Sol. Sol sağ. Harikasın. Elden giriyoruz. Bodybuilding'den emeklilik mi? Body'yi bıraktım. Sağ ikiye vuracaksın. Senden bunu istiyorum. Bak gardını aldın, tamam mı? Reach yani uzaklığını iyi ayarla. Sol sağ. İlk başta kesinlikle sert durma. Baktık tekniğin harika, tamam. Biraz sertleşir, tamam mı? Evet, hadi. Sol, sağ, bravo. Ben sarsılmam normal. Sol, sağ, hoş gibisin, güzel. Sol, sağ, vururken şu kemikleri düşün, tamam. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ, çok güzel. Sol, sağ.
içi ve sol güzel gidiyor. Sağ biraz daha var. Ve nefes ver. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Aynen öyle. Döndün. Yine böyle yapıyorsun. Biraz öyle yapıyorsun. Tüm güçlüğü lazım ama kendi hatanı gördüm. Çok iyi. Çok iyi. Bunları düşün. Yumruğu döndür. O ikisiyle vur. Çok iyi. Hadi son 5. Bir. Süper. Son bir şey daha yapacağız bununla ilgili. Sonra sana torba da ötüreceğim. Biraz kondisyon yapacağız, tamam mı? Şimdi low kick öğreteceğim sana. Sonuçta iki yumruk öğrendik. Bir tane low kick öğrendik. Şimdi karnını kapat. Low kick belinle dizinin arasındaki banda vuruyoruz. Tamam, buraya. Oğlum cebinde bir şey mi? Cebinde bir şey mi? Korumayla geldim. Buraya vuruyoruz, tamam mı? Yani bu kasın üzerine vuracağız. Şimdi bunu vururken eğer kalçan buradaysa, tamam mı? Elini kaldır. Böyle vurursam, tamam mı? Hiçbir güç üretemem. Niye? Çünkü vücudum buraya dönük. Tekmeyi buraya atıyorum. O yüzden ne yapmam lazım? Senden şunu istiyorum. Vururken ayağımı hafif döndüreceğim. Tamam mı? Bir kere ben yapayım, sonra sen yap. Ayağımı hafif döndüreceğim ve vücudum bu tarafa dönerek buraya vuracağım. Ne yapmış oluyorum? Aynı sağ direkteki gibi bütün vücut ağırlığımı darbenin arkasına vurmuş oluyorum. Yani atıyorum. Bu birisi ise buna böyle vurmaktansa, tamam mı? Buna böyle gelip böyle vuruyorum. O da evet. Ayağını döndür. Aynen öyle. Bak, vücudun bu tarafı. Gel bu tarafa, bana vuracaksın. Sert vurmazsın. Al gardını, tamam mı? Şimdi, çünkü bunu tam olarak karşıdaki rakibi anlamında yapıyorum. Ayağını döndürmezsen dönmen çok zor. O yüzden ben ne yapıyorum? Yani evet, buraya bir step yapıyorum. Tam buraya bak. Kavalım, ayağın değil. Kavalım buraya gelecek. Ayağın gelirse çünkü sert vurduğun zaman bileğini incitebilirsin. O yüzden tekmeyi kaval kemiğine atacaksın. Buradayım. Bam. Bam. Tamam mı? Vurmayacağım ben sana. Hadi. Bir ama adım atmam gerekiyor sanırsın. Evet. Ufak bir adım atabilirsin. Tamam mı? Hadi. Boom. Bu yukarı geldi. Bunu biraz daha aşağı vur. Buraya vur. Evet. Biraz daha aşağı. Evet. Devam. Evet. Şimdi biraz daha aşağı. Bak. Burayla burası arasında bir yeri vur. Tamam mı? Ne oldu? Güzel gidiyor. Hadi. Biraz daha sert vur. Sert mi? Evet. Sıkıntı yok. Yatıyorum. Hadi. Devam. Evet. Devam. Biraz daha sert vurup duruyorum. Evet. Aynen öyle. Evet. Çok iyi. Hissettin mi? Evet. Ya pardon. Benim ayağım uçuyor. Çok acımadı. O şöyle. Senin şu an kaval kemiğinin üzerinde hiçbir hissiyat yok ya normalde. O yüzden normal. Peki hocam, sizin bu antrenmandan dolayı acaba orada böyle bir sertleşme? Tabii ki. Bir de kaval kemiklerinde oluyor sanırsam orada. Tabii. Bu benim şu anda dövüş formum değil. Dövüş formu olduğu zaman abi, gerçekten artık slow kick hissetmiyorsun. Kardeşlerim Tayland'da şu an, o yüzden fazla antrenmamıyorum. Ama mermer gidiyor onlar. Senin ayağını hissetmen normal, şu sağ alışkın değilsin. Evet. Ama ben niye sana bayağı vurduruyorum? Torbada bu hissiyat alamazsın. Gerçekten birinin etine ve bacağının üzerine vurmayı anlamanı istiyorum. Anladım. Bu senin için daha şey. Şimdi karıştırıyoruz. Sol vuracağım, sağ vuracağım, low kick vuracağım. Tamam mı? Hazır mısın? Ben sana kol açacağım. Sol. Sağ low kick. Sağ low kick. Evet. Sol. Sağ low kick. Sağ direkt. Evet. Hadi. Sağ low kick. Sol sağ. Ellerini düşürme. Kapat. Evet. Sol sağ. Sağ low kick. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sağ direkt inanılmaz iyi geliyor. Gerçekten. Hiç yumruk atmadın mı daha önce ya? Hiç olacak. Vallahi bu adam becerikli bak bu. Yani en azından yasal olarak. O mardi sağ olsun. Yok gerçekten çok iyi. Buna şey olsun söylemiyorum. Hakikaten tekniğin çok iyi, sağdaki çok iyi geliyor. Hoşuma gitti. Gaza geldi hocam. Abi demek ki hızlı oynuyorsun yani. Spor şu tarafını öyle. Sol. Sağ. Sağ direği burada tuttuğu için böyle geldi. Burada tutsam bu değil mi? Aynen öyle. Bir de çeneni korumak zorunda olduğunu hissettim. Burada olursan bak böyle geliyor. Bak. Ama burada olursa. Evet bak. Hadi. Sol. Sağ low kick. Sağ direk. Aa, bravo. 125 kilo sağ direk diyor. Sağ direk. Sağ low kick. Sol sağ. Sağ low kick. Sol. Sol. Sağ. Sağ low kick. Bak. Sağ direği gördün mü? Faruk. Sesi geldi. Bir şey söyleyeceğim oğlum. Pat. Beni mi yiyorsun oğlum? Yaptın mı bak? Doğru söyle ya. Doğru söyle. Şimdi
Çok iyi teknik gerçekten ve şöyle söyleyeyim sana. Tekmet hocam sanki kendimi çok özgüvenli hissedemiyorum. O herhalde biraz esnek değilim diyorum. Oğlum çekim yapıyoruz. Ne olur yapma canım ciğerim. Tamam mı? Söyle. Nasip olur mu be? Biraz daha. Nasip olur mu? Sol, sağ direkt en temel vuruşlar. Tekmeyi iyi hissetmemen çok normal. Çok farklı bir şey. Çünkü bütün vücudunu açıyorsun. Farklı bir yere vuruyorsun. Tam vurman gereken yere göstereyim sana. Çok canını yapmayacağım. Ellerini kaldır. Tamam mı? Tam vurman gereken yer. Burada IT bandı var. IT bandını hafif ezersen maç içinde rakip bir süre sonra yoruluyor. Aslında bizim hedefimiz dize vurmak, kalça vurmak değil. IT bandı üzerine vurmak. Anladım. Tam yerine birazcık dokunayım istersen istedim. Tamam. Sorun var mı? Tamam. Anladın mı? Çok hafif dokundum oraya. Oraya... Ya. Ama anladın değil mi IT? Evet, anladım şu an. IT bandı ezince... Şu an arzı devam ediyor mu? Doğrudur. Çünkü IT bandı olduğu için orada, sende kas dahi olsa, tamam mı? Üzerine hafif eziyorum ya, üstüne 5 dakika boyunca dövüşüyoruz. Pat, bam üzerine. Pat, bam üzerine. Peki hocam bir şey soracağım. Tabii. Bu kadar çok hafif vurdunuz. Aha. Onun bile ağrısı bu kadar varken. Evet. Mesela o sert tekmelerden sonra nasıl odaklanıp da adam yumruk atıyor? Abi sen nasıl onu o kıyaların altına nasıl giriyorsun? Ben de onu anlamıyorum. Ha, tamamen anladım. Tekrarla ilgili. Anladım. Kalkıp senin şu anda kaldırdığın bir kilonun altına girip belki hiç itemeyeceğim. Hı-hı. Ama sen geliyorsun oraya bam gün 10 tane koyuyorsun. Niye? Çünkü burada bir progres var. Aylardır, yıllardır yapıyorsun. Ha, aynen. Ben yani de... Buna da eğitiyor yani o zaman. Tabii abi. Beden adaptasyonu o kadar hızlı ki. Bu beden güneşe çıkıyor, evet. Kararıyor abi. Kesinlikle. O kadar hızlı bir adaptasyon var. Sen oraya tekme yediğin zaman bacağın diyor ki bu adam da darbe yiyor diyor. Benim diyor sertleşmem lazım. Ağırlık kaldırınca buraları niye nasıl oluyor? Anladım, kesinlikle. Aynısı abi. O yüzden ben şu an hiç dövüşmüyorum. 10 yıl oldu dövüşmüyorum. Antrenman da yapmıyorum. Ama yani şurama vurduğun zaman bir şey hissetmiyorum. Ama net açıkça şunu söyleyeyim hocam. Bence bir dövüş vücut gelişmeden daha maskülen bir spor. Bizde çünkü ben öyle düşünüyorum hocam. Şu an anladım yani. Çünkü hem acı işin içinde hem de birebir bir dövüş var yani. Baktığın zaman riski daha fazla. Yani biriyle bak biriyle acı, daha acı çekiyor hocam ağzınız burnunuz kanıyor falan. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi sen yarışmaya hazırlanıyorsun mesela. Hı-hı. Kendi kendine yarışıyorsun aslında. Evet. Şimdi ben senin gibi bir adam bir ülkede 3 ay boyunca beni dövmek için çalışıyor. Ben Türkiye'de antrenman yapıyorum. Geliyoruz abi. Tribünler 20 bin kişi izliyor. Karşı karşıyayız ya bak inan herkes susuyor. Nefesini duyuyorsun. O adam evet. Seni bitirmeye çalışıyor. Yani o çok farklı bir psikoloji. Evet, ya adam böyle hani dokunuyorsun, dövüşüyorsun. Adamla birbirini bitirmeye çalışıyorsun. Anladın mı? Bu garip bir şey. Biraz maskülen ama tabii her sporun zorluğu var. Abi. Torba yapalım. Tamam mı? Hiç durmadan vurmanı istiyorum. Biraz terlemeni istiyorum. Ondan sonra jiu-jitsu yapacağız. Tamam mı? Sol sağ direğim var. Sağ lock'im var. Başka bir şey bilmiyorsun. İstediğin gibi vurabilirsin. Sana bırakıyorum. Tamam. Tamam. Hadi gel. Forumun oynaması oynamaması bir şey ifade ediyor mu? Çok şey ifade ediyor ve tek önemli nasıl şey nasıl kritik sordun? Ya, nasıl kritik sordun? Şey çalışılmış dün gece. Dün gece Google'dan var ya her şeye bakmış. Evet evet. O zaten direkt YouTube'dan video izlemiş. How to throw a side right straight falan filan. Valla böyle bir şey olmaz. Şöyle hemen cevap vereyim. Bu torba oynarsa ve ben bu torbayla dövüşmeye çalışırsam başarısız olurum. O yüzden ben bu torbayı devamlı kontrol etmek zorundayım. Tamam mı? Diyelim torba bana doğru geliyor. Buraya ben kontrol etmek zorundayım. Diyelim torba böyle devam ediyor. Ben bu torbayı şimdi duramayacağım için bir tane lock vurup o torbayı durdurabilirim. Sesini duydun herhalde. Bu hiçbir şey değil ya. Bu yaşlı bir emekli bir dövüşçü yani. Hocam şimdi size normal ya da çok iyi. Hani, ben yıllardır başka hiçbir sporla ilgilenmediğim için insan garipsiyor gerçekten. Abi ben de ilk seni gördüğümde yani böyle omuz falan çalmıştım bir gün önce. Aynada omuzlarına baktım tamam böyle. Baktım hafif parçalı falan. Böyle dedim ki oğlum bu nasıl omuz dedim ya falan. Ertesi gün adam geldi. Spagetti gibi. O yüzden kardeşim sen de kendi branşında acayip iyisin. Şimdi o zaman istediğin gibi bak. Sol vur, sol sağ vur, sol vur, sol vur, sağ vur. Yavaş sen şimdi hook vurma. İstediğin gibi bak. Şu hook ama vuracağım. Durmadan evet. Ama durmadan vuracaksın. Hook tehlikeli mi? Değil ama şu an sana öğretmediğim için çok fazla. İstersen elini şöyle çevirerek kroşeyle vurabilirsin tamam mı? Sadece senden şunu istiyorum. Çok sert vurup elini zarar gösterme çünkü bugün bana emanetsin. Tamam mı? Antrenmandan keyif almak istemiyorum abi. Sonra yarın gelip böyle bana tuttuğun zaman 3 gün antrenman yapamadık Ertan abi yüzünden falan. Kaç dakika peki boyunca vuracağım hocam? Ben sana söyleyene kadar. Tamam. Dakika bakıyorum. Yumrukların hepsini yoğun tutuyor. Hepsi tek yoğun tutuyor. Aynen. Durma. Evet çok iyi okey.
detail. Haydi. Çok iyi be. Hadi. 30 saniye var. Devam. 30 saniye basman lazım. Hakemler şu an diyor. Hadi. Bas. Go. Go. Durmak yok. Durmak yok. Hadi. Hadi bas 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 bas. Antrenmanı yeğlerim. Bunu 10 çarpı 3 yapıyorlarmış. Evet. 3 dakika çarpı 10. Arada 1 dakika dinlenme var. Bak 10 çarpı 3 ya da 3 dakika önemli değil. Yoran ne biliyor musun? Sen adamı vururken adam da sana vuruyor. Asıl maçta yoran o. Torba değil. Düşünsene sen adamı vururken karnına yumruk yedin de. Bir de o da senin kondisyonunu götürüyor. Yani kondisyon için de çok iyi bu hocam. Çok. Baktığınız zaman müthiş bir şey ya. Ben yarışma zamanı diyet yerin, diyetteyken. Kardiyo. İstediğin zaman gel ya. Ama hakkını verdin, bravo. Denedim hocam. Yok gerçekten. Yorucu ama baya. Yani sonuçta yani, bu kadar fazla kas kütlesine oksijen yetiştirmen kolay bir şey değil. İşte. Değil bir yani. De sürekli dönüyorsunuz herhalde siz hocam normal. Ben biraz yerinde sabit kalmam. Yok yani karşısında geçip dövüyorum torbayı. Yani sen de gayet peki güzel. Mesela salona ilk gelen sedanter birisi. İlk başlayacağım dedi. O da mı böyle başlıyor? Tabii. Yani biraz daha uzun bir süreç belki senden. Sol sağ direkt öğreniyor. Bok görünüyor. Sorma dedi. Tabii. Videoya sığdırdık böyle. Böyle gelen hocam ekstrem kilolar veren oldu mu? Çok oldu. Değil mi? Çok çünkü oldu. Çünkü baktığın zaman ciddi kardiyo yapıyorsun. Ciddi kardiyo yapıyorsun. Kalori yapıyorsun. Aynen. Bak. Vermemesi elde değil yani. Ve düşünüyorsun aynı anda vuruyorsun. Yani o düşünmek var ya olacak kalori yaptı. Evet evet. Aslında anladın beyin mı? Zaten en çok kalori yapıyor hocam. O yüzden yani bence kickbox spor gerçekten kardiyo için önemli. Yap arada. Ama tabii şu var. Bu tür antrenman yaptığın zaman kas kütlesini tutmak zor. İşte. Tamam. Yani aslında senin için iyi bir şey değil. Yoksa ben mesela haftada 3 gün yapmak isterim ama baktığın zaman o benim ya profesyonel anlamda vücut geliştirmeden çok çalar. Yani. Çalar. Yalan yok. Evet çalar. Hem beni çok yorar hem de. Çalar. Göğüslerim de ufak. Evet. Yani yalan yok ama sen ne yapıyorsun kardiyoda? Sen işte kastan etkilemeyecek koşu, bisiklet gibi şeyler yapıyorsun. Bu vurma işi. Low intensity hocam biz. Tabii tabii. Alırım ben onun eşeğime yarım saat. Peki yarışmacı olmayan bir vücutçu için formu korumak için? Kesinlikle bence eğer yani profesyonel değilseniz kesinlikle yapılabilir yani. Ya bir de abi hayatta o kadar farklı şeyler var. İşte hocam asıl mevzu o. Ben bazen bunu çok düşünüyorum. Evet, bunu da mesela buradan söyleyeyim. Şimdi ben vücut geliştirmeciyim tamam profesyonel ama deneyimlemek istediğim çok şey var. Öyle. Mesela işte boksta atıyorum bir 7 ay boyunca boks yoğunluğu geçirdiğim bir dönem olsun isterim. Yani bir boksör gibi değil de yani böyle 7 ay boyunca boksa odaklandığım bir dönem. Ne bileyim ondan sonra belki ekstrem bir spor denemek isterim. Ben yani şu an son 3-4 senedir. Ondan önce biraz daha branş sporcusuydum yani. Evet. Ben de jiu-jitsu yapıyordum devamlı ama inan son 3-4 senedir var ya her şeyi denemeye çalışıyorum. Ve bu sene ilk defa işte bölgesel antrenman yaptım. Ve bunu profesyonelce bir kere yapmak istiyorum mesela. Evet. Powerlifting yaptığım dönem oldu. Furkan'dan antrenman aldım. Koşu yaptığım dönem oldu. Bizim çok keyifli olacak abi, hocam. Ben artık özgür bir atletim. Evet. Bana kimse dövüşmem için para vermiyorsa ben artık özgür bir atletim abi. Beni anca bir programın içine, bir diyetin içine ve ciddi bir çalışmanın içine para kazarsan veririm abi. Yoksa eğer bunu para karşılığında yapmıyorsan amatörsün. Amatörsen de ben özgürüm abi. Kesinlikle. Bir de hocam şöyle bir şey var. Deneyimlemediği insan hiçbir şey bilemiyor. Bilemiyor. Sevecek mi, sevmeyecek evet mi? Ya bakıyorsun mesela aslında boksa işte burada bir ay takılsam belki de çok hoşuma gidecek. Her gün geleceğim. İnsan o yüzden denemek de istiyor bir şeyler. Ya ben mesela hiç vücut geliştirmeyi denemeseydim bu kadar çok odağım olmazdı yani. O yüzden denemek bir yandan da insan içinde o şeyi ulan sevecek miyim mi soru işaretini şey yaptı. Şimdi jiu-jitsu denemek istiyor musun? Olur hocam. Abi jiu-jitsu deneyim o zaman. Ne var? Emir de Gökal Aftıraş yapmış. Fark ettin mi? Ama onunki biraz daha kaliteli. Biraz daha hangisi? Gökal Aftıraş'ı var mı? Meşhur. Ha. Sen abinden mi gördün yoksa? Bozmaz bol. Alafon koduyla Protein Ocean'da. Hadi hocam benim şöyle duramamam normal mi peki? Normal normal. Normal. Bak şimdi. Sana bir tane hareket göstereceğim. Tamam. Ben 3 maçımı böyle kazanmıştım. Hatta bir tane tişört yaptırmıştım. Markası Mataleon'du. Mataleon demek... Hareketin adı mı Mataleon? Mataleon demek aslan öldüren demek. Tamam mı? Mata zaten bitirmek. Leon da aslan. Niye bu hareketi yapıyoruz? Çünkü bazen böyle senin gibi adam vardı mesela. Kolu, bacağı kontrol etmek çok zor. Adamın önünde durmak çok zor. O yüzden en güvenli şey arkaya geçip boğmak. Tamam mı?
Yani mesela sizin karşınızdaki, mesela karşınızdaki adam işte atıyorum size'ına göre, sikletine göre de aslında evet, teknik değişiyor. Burada damarlar var. Hı hı. Beyine oksijen gidiyor. Biz onları çok kısa bir süre durdurduğumuz zaman bayılabiliyor rakip, tamam mı? Tap olduğu zaman ama zaten rakip kazanıyor. Bayılmıyor. Evet, rakip tap ediyor. Şimdi ben sana çok hafif yapacağım. Sadece hissetmen için. Sen şöyle yapacaksın, bırakacağım. Tamam. Çünkü sonuçta buraya kadar geldiği için... Bir bayılmaz izlenen... mıyız be? Yok yok, bayılmaz. Bayılalım mı hocam? Yok yok. Artı bir 100 bin izlenmeyelim mi hocam? Bu ne oğlum? Bunları maslak sahneye mi taktın bunları? Dur. Bunlar şey mi? Maslak sahneye mi geldi? Taktım hocam. Oğlum ya. Bak şimdi. Boyuna sarılıyorum. Tamam mı? Tam çenenin altına... Kapak fotoğrafı belli oldu. Koyacak şekilde, tamam mı? Bir dakika hocam. Mesela ben boyuyorum, ben birisini boğsam nasıl boğacağım mesela? Sen de bana yaparsın. Tamam. Bunu koyuyorsun. Hı-hı. Diğer elimi de buraya koyuyorum. Hı-hı. Bak şimdi dirseğimi hı-hı göğsüne bastıracağım ve hafif sıkacağım bak. Gördün mü? Hafif, adam dayanıklı, biraz daha sıktım. Dirseğimi buraya bastırdım. Bak görüyor musun? Böyle. Ve bunları da sıktım. Farkında mısın? Bak burada. Hı-hı. Burada. Bu şekilde, tamam mı? Nasıl bir hissiyat? Hocam çenem şey olacakmış gibi hissediyorum. Yok çenen değil. Ben çenene hiç dokunmuyorum. Ben şuraya baskı yapıyorum. Ama sen kafan şey gibi hissediyorsun. Evet. O oksijen olmadığı için. Çenene bir şey yapmıyorum. Ben sadece şuraları sıkıyorum. Ama baya garip hissediyorum. Tabii. Ya mesela o ya. Öyle bir andayken birisi herhalde nasıl kurtulmayı düşünecek ki? Ya şöyle gösteririm ama çok zor. Oraya girmemek önemli. Şimdi benim avantajım biraz daha var. Neden? Senin kolların çok etli olduğu için arada belki boşluk bulabiliriz. Ha, o yüzden biraz kemikli olması lazım. Peki hocam, mesela siz bu pozisyondayken kurtulmayı nasıl düşüneceksiniz ki? Yani nefes orada çok büyük, garip bir durumda. Tabii çok zor. Oraya girmemek... Düşünmüyor musunuz? Düşünüyorsun. Var, her şeyin kontrası var. Şimdi bak, bunu buraya koydun. Evet. Şimdi diğer elini getir. Evet. Bisepsini tut. Hı-hı. Tuttun mu? Durayım. Şöyle. Bunu arkaya koy. Tamam mı? Şimdi bunu aşağı bastır. Kollarını sıkmaya başla. Sık. Yok, şunları şöyle sık. Heh. Kolunu tut. Evet. Sık. Yok olmuyor, bekle. Şu elini kafasının arkasına getirmeye çalışalım. Evet. Şimdi. Şunu koydun ya. Hı-hı. Bak, şunu da şu kafamın arkasına koy. Tamam. Ve bak dirseğime bak. Şöyle sık. Aynen. Şunu şöyle. Hayır, arkasına. Tamam. Heh, getir arkasına hafif. Daha da. Tamam. Sık şimdi. Sık. Bundan aşağı inir. Evet, evet. Hocam siz konuşacaksınız. 5 saniye uyumluş. Bir dakika. Hafif oldu, tamam mı? Ama şu avantajım var. Şimdi senin kolun çok büyük, hı-hı, tamam mı? O yüzden şurada boşluk kalıyor. Yani ben istedim hocam, size boğazlanmadınız evet, zaten. Şöyle oluyor bak, şöyle oluyor, tamam mı? Aslında bunun görünmesi de iyi oldu. Emir lütfen. Emir. Bak aslında şöyle oluyor, tamam mı? Burada boşluk kaldığı için, hı-hı, tamam böyle. Buradan nefes alıyorum. Ben ne yapıyorum? Bak bütün boşlukları kapatıyorum. Bak bütün boşlukları kapatıyor. Görüyor musun? Hı-hı. Bak hafif sıkacağım bak. Çok değil bak. Görüyor musun? Dur, iyi misin? İyiyim hocam. Sık. Hafif bak. Aşağı bastıracağım bak. Bak. Görüyor musun? Hiçbir şey. Hocam harbi çok garip bir hisset bak, ya. Bak şimdi bir tane daha bir şey yaşayacaksın. Şimdi bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Garip diyeceksin lan. Şimdi çok az sıkacağım, hı-hı, ama bekleyeceğim. Tamamdır hocam. Bak şimdi oksijen yavaş yavaş bitecek. Bak şimdi. Bak şimdi. Kafan güzelmiş gibi bak. Bak şimdi fazla sıkmıyorum bak. Bekle. Bak, hiç sıktın mı? Evet. Hiç sıktın mı? Hayır. Ama harbi hissiyatı var. Yavaş yavaş bitti değil mi oksijen? Kafam iyiymiş gibi oldu. Niye biliyor musun? Çünkü ben hiç sıkmadım boğazımı ama oksijen az geldiği için, gittikçe az geldiği için yetmemeye başladı. Güzel değil mi? Güzel. Bizim buradaki amacımız rakibin işte arkasına geçip önünde ya kollarını, eklem yerlerini kilitliyoruz. Mesela dirseklerin. Senin dirseğin nereye gidemez jiu-jitsu'da mesela? Atıyorum buraya kadar gelebiliyor. Ben eğer bunu biraz daha extend etmeye çalışırsam eklem yeri acıdığı için tep edebilirsin. Ya da ayağın ya da dizin. Asıl mevzu bileğin. Şey değil yani. Tabii. Bayıtmak İki değil. Tane yöntem var submission. Bir, eklem yerlerini kitleyerek, bir de manipüle ederek, bir de boğarak. Önden, arkadan. Genelde peki en çok eklemden mi oluyor hocam? Çünkü hani... Hiç öyle bir şey yok. Herkesin tarzı. En zayıf şey, ekleme göre burası daha zayıf sanırsın. Eklemin kurtuluşu daha mı kolay? Yok ya, öyle değil. Yani istersen eklem de göstereyim bir tane. Olur hocam. Bak mesela örnek veriyorum, armbar göstereyim. Gel. Hı-hı. Yok, kolunu çıkartma. Çıkart. Üzerime koy. Mesela buraya geldim. Bacaklarımı sıktım. Bunu tuttum. Elin burada değil mi? Hı-hı. İstediğince böyle yap, tamam mı? Bak mesela elini tuttum, dizlerimi kapattım, bak kalçamı kaldırıyorum ben. Gördün mü bak? Evet hocam. Gördün mü? Kırılır hocam böyle gerçekten. Tabii. Bambaşka bir tabii.
ne hissettin burada? Böyle ama şimdi hocam hareket çok komplike. Bunu mesela aslında değil. Bak hemen göstereyim sana. Çok komplike değil mi? Bak mesela beni atıyorum, son hafta dövüşüyoruz. Tamam. Böyle tutuyorsun lan. Bak tek yaptığım şey göstereyim sana. Altına giriyorum. Hop. Bu kadar. Görüyor musun? Evet. Bak. Bu beni. Hocam hızlı bir yapsanız mesela. Mesela ayağımı buraya koyuyorum. Tamam, tek yaptığım bak bu. Bu. Evet. Tak diye kırılabilir aslında. Çok hızlı bir hareket. Ben sadece doğru teknik yapmaya çalıştım kamerada. Yoksa çok hızlı bir hareket yani. Bilek, ayak, diz. Yani eklemlerin gidemediği her yere manipüle edebilirim. Gel yere. Diyelim ki side control bak. Benim en sevdiğim pozisyon dövüşlükler, tamam mı? Şimdi sen kaç kırıyorsun? Kaç kırıyorsun? 120. Ben 90 kırıyorum, tamam mı? Bak şimdi. Ama ben minderde şimdi ağırlaşacağım üzerine. Çünkü doğru yerlere baskı yapacağım. Şimdi ben seni yerde tutmaya çalışayım. Tamam. Sen biraz katmaya çalış, tamam mı? Hadi. Şimdi sana biraz baskıyorum. Biraz baskıyacağım, tamam mı? Hazır mısın? Doğru. Kalk kalk kalk. Güç verirsin ya. Devam devam devam. Harbiden çok iyi. Çok iyi hocam. Şey olur ya. Ağır mıydın? Sihirbazlar kaldırmayacak. Ağır mıydın? Hocam kalkamadım ki. Şimdi sen çok güçlü bir adamsın, tamam mı? Ben senden şimdi bir şey itelim desek. Hı-hı. Sen atıyorum şu anda 200 kilo itersen ben 100 kilo itebilirim. Bir şey kaldırsak aynı şekilde. Demek ki vücutta öyle şeyler var ki doğru yerlere baskı burada yaparak. Yaptığınız neydi hocam mesela? Çok garip diyor. Hemen göstereyim bak. Bu side control. Mesela bak. Şimdi sen burada seni tutsam. Hı-hı. Hiçbir baskı yap. Kalkmaya çalışsan, tamam mı? Kalkmaya çalış. Bak çünkü kalkıyorsun değil mi? Demek ki benim bazı yerlere baskı yapmam lazım. Bak elimi buraya koyuyorum. Hı-hı. Üzerine yattım. Bum. Şimdi bak dirseğini alıyorum. Hı-hı. Bunu da yerden kaldım çünkü bu sana güç veriyor. Bir daha gel şuraya. Evet. Şimdi bak vücudumda sana ayak yapıştırdım. Kalkmaya çalış. Go. Go 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 go. Bak go go. Çok garip. Görüyor musun? Evet. Ya da bak kafanı kontrol ediyorum bak. Buraya tam tersi. Kalkmaya çalış. Go. Go 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 go. Go go. Bütün gücünle, bütün gücünle, bütün gücünle. Go 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 go. İmkansız. Değil mi? İşte bu sihir gerçekten. Bir de hocam mesela 6 aydır antrenmansızsınız. Hani antrenman. Hayır, çok antrenmansızım abi. Ama bana güvenmiyorum. Ben Jules'e güveniyorum. Çok garip gerçekten. Bak burada adam şu zaman ya geldiğimden beri en çok şaşırdığım buydu biliyor musunuz hocam? Değil mi? Çok garip bir mevzu. Ama zaten benim ustalığım burada. Mesela yani 70 kilo biri olsa da ben büyük ihtimalle kaldıramazdım hocam. Ama ben sana eğer kalkmayı öğretirsem ya da tutmayı o zaman 125 kilo bir adamın yaptığı baskı da bambaşka. Bambaşka. Ama tabii ki ben şimdi 20 yıldır bu işi yapıyorum. Hı hı. O kadar doğru noktalara dokunuyorum ki. Evet. Yani kalkmak çok zor. Bir de benim oyunum da pressure, pressure, pressure. Ya, sizin tarzınız mı? Tabii tarzım o. Ya ben o yüzden adamın, onda ustalaştınız yani. Evet abi ben bir adamın üzerine çıkıyorum. Amerika'ya gitmiş anda bir adamın side control geçince. İmkanı yok kalkamaz ki hocam. Yani. Kalkan oluyordur. Oluyor. Ama baskı yapıyorum. Mesela niye onda tutmak diye bir pozisyon var. Hı hı. Diyelim ki ben geldim buraya geldim. Bak, şimdi dizimi buraya koyuyorum ya, hı-hı, senin gücünü oluşturan dirseklerini yere koyuyorsun, hı-hı, kalçanı dışarı kaydırmaya çalışıyorsun ve katmaya çalışıyorsun. Katmaya çalış, tamam mı? Mesela evet. Şimdi ben sen o dirseği alırsam, hı-hı, tamam mı? O dirseği alırsam ve bu eli de alırsam, şimdi katmaya çalış, İmkansız. Ne yapıyorum senden? Senin uzuvlarını alıyorum. Kalk kalk kalk, bak baskı yapmıyorum şu anda, baskı yapmıyorum bak, bak. Gittikçe arttırabilirim ağırlık. Ve ben şey 90 kiloyum ya, bunu seni çekerek evet. 270 yapıyorum evet, belki. Evet. Anladım. Yani sanki hiç kolum yokmuş gibi hissediyorum. Aynen öyle. Öyle bir mevzuya aynen dönüyorum. Öyle. O yüzden kalkamıyorum. Yani. Şimdi birazcık güreşerek sana bunu hissettireceğim. Tamam. Çok değil. Güreşerek. Öyle şey yapacağız. Oynayacağız ki buraya kadar gelmişken. Peki hocam bizim geleneksel Türk güreşinde bunlara yeri yok değil mi? Var. Var sen mı? Atıyorum güreşte de şöyle yapıyorlar. Bunu buradan sokuyor, bunu buradan sokuyor. Elleri buraya. Buraya götürüyor. Aynı şey. Ha, böyle tutuyor mesela. Kalkmaya çalış. Çok benziyor bak. Evet evet. Kalk kalk kalk. Kalk tamam hocam. Tamam çok benziyor. Güreş, sambo, judo, jiu-jitsu bunların hepsinin adı grappling abi. Bunlar hepsi kardeş spor. Yani nasıl söyleyeyim sana? Grab demek, tutmak demek. Hep bunlar grappling. Farklı teknikleri var. Ama biz hepsini bilmek zorundayız. Yani ben ayakta güreş de, profesyonel bir güreşçiye kadar olimpik seviyede olmasa da güreş biliyorum. Yerde jiu-jitsu yapıyorum. Kimono giydiğim zaman judocuyla olimpik seviyede yapamam ama judo biliyorum. Peki Grand sizin League. Yani sizin bir tercihiniz mi yoksa bunu bilmek zorunda olduğunuz için? Ben dövüşçü olarak iyi bir dövüşçü olmak için zamanında hepsinin antrenmanlarını yaptım. Anladım. Benim tercihim ama iyi bir dövüşçü olmak istiyorsan senin tercihin olmalı bu yani. Anladım. Yani yoksa şimdi adam seni zayıf bir yerden... MMA bu değil mi? Evet. Yoksa zayıf bir yerden adam seni bir tutacak. Ha diyecek bu burada zayıf. Hep onun üzerine çek.
Ben ama maç nereye giderse gitsin hazır olmak istiyorum. Bir de zaten bu bir kısmı yani. Siz beni mesela o pozisyonda kalkamayacak hale geldikten sonra bir vurması da var. Tabii tabii. Devamı var yani. Ya da, ya da eklem bak. Şunu, son şunu göstereyim. Aslında buraya gelmişti. Eklem demiştik ya mesela. Hı-hı. Bak. Mesela diyelim ki buradayız, tamam mı? Bak sen, ben bunu kontrol ediyordum ya. Bak şimdi ne yapacağım. Bileğini tuttum. Tamam mı? Bak yere getiriyorum bileğimi. Çok fazla hız yapmıyorum çünkü ne kadar fleksibel olduğunu bilmiyorum. Bak yere getirdim. Kendi bileğimi tuttum. Şimdi bu eklemin gidemeyeceği bir yer var. Hı-hı. O da neresi? Şurası. Aa evet. Elin hazır mı? Evet hocam. Yap götür. Bak. Niye? Çünkü omuzuna baskı yapıyorum aslında. Evet. Çünkü bu eklem şöyle gidebilir. Evet. Ama bu eklem bunu sabitlediğin zaman böyle gidemez. Aynen. Ben ne yapıyorum? Seni sabitliyorum. O eklemi de gitmek istemediği yere götürüyorum. Bütün olay bu. Anladım hocam. Zevkli değil mi? Tep. Evet. O yüzden satranç gibi. Aynı zaman güreşirken. Kesinlikle hocam. Aynı zaman oyun yapıyorsun. Yani işin mental kısmı da çok fazla. Çok fazla. Çok çok fazla. Nasıl derin anlatamazsın? Tahmin ettiğimizden daha fazla yani çok bence. Çok derin. Teknik ve tekniği bilmek de sorun değil. Nerede neyi kullanacağını bilmek çok de gerekiyor. Çok derin. Ve inan bana ben 20 yıldır yapıyorum. Mesela adamla güreşiyorum ya mesela. Aklıma var ya 10 tane opsiyon geliyor. Bir de şöyle bir şey var hocam. Şimdi biz mesela bir maçı izlediğimiz zaman profesyonel sizin aldığınız keyif daha fazladır. Çünkü siz biliyorsunuz. Biz hani bir maçı izlediğiniz zaman adamın ne yaptığını falan. Biz baktığımızda şey görüyoruz. Yani işte onu aldı, onu vurdu falan. Ben abi orada evet. Büyük bir oyun var. Orada evet, satranç var. Onu izliyorum. Hatta hep söylüyorum. Bilmeyenler olacağında bak diyorum şimdi şöyle yapacak. Yapıyor, yapıyor. Abi her şey ya oğlum neler diyor. Ben olsam ne yapardım onu anlatıyorum sana. Diyorum. Çok keyifli geliyordur hocam. Çok keyifli. Onu. Hadi gel ben görüşelim. Ve başlamadan önce de bunu yapıyoruz. Hop. Bu jitsu özel bir şey mi? Evet. Anlamı var mı? Antalya satıyor ya. Mevzuyu satıyor farkındayım. Nefes yerine. Hocam bunun kökeni nereye dayadı? Hocam korkuyorum. Normal mi? Korkmaz bir şey. Ben de korkuyorum. Kanka kuzeninle güreşiyor gibi evde. Ben de korkuyorum. Yaptım çünkü çok kafana değdi ya. Geri gidiyorsun. Abi senin gibi kütleyi kaldıramıyor muyum? Hayır. O zaman kafaya gittim. Senin peki buradan uygulaman gereken teknik var mı? Gayet iyiydin. İyi miydim hocam? Yere bak tabii. Yanına acaba değil mi? Hayır hocam. Keyif almış. Adam güçlü bak. Gerçekten güçlü bu arada. Hakikaten beklemiyordum. Body body değil abi. Adam powerlifting. Powerlifting. Bir şey yapmadım daha. Dur lan. Kabullen. Kabullen bir şey. Dur lan bir şey yapmadım. Hani. Dur şunu al abi. Zevkli değil mi ama? Bak. Dünyanın ilk spor güreşi abi. Ve bunu bilinçli yaparsan manyak bir şey. Bilinçli yapmak daha keyifli. Manyak bir şey ya. Ben sana sevsem ama her gün buraya benimle güreşmeye gelirsin. Kalk, çık 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 çık. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç abi üzerinde. 90 kilodan var, 125 kilosun. Aramızda 35 kilo var. Hadi. Kaçacaksın buradan hadi. Ne yapıyorum bak bir kola aldım. Getir buraya. Bunu da aldım. Bak bununla görüyor musun yine boynuna baskı yapıyorum buraya. Aynı yer aslında. Farkında mısın? Evet evet. Bir şey söyleyeceğim. Harbiden güçlü. Görüntü değil arkadaşlar hani hocam, izliyorsunuz ya. Hocam daha demin yaptınız da. Onda da kalkamadım. Nerede? Onu ilk defa yapmış. Böyle bir şey yaptınız. Mount. Onun adı üstündeyken hani mount. Kalksan zaten şu madalar hepsi indi. Bavula koyup ülkelere geri göndermek gerekir. Vallahi abi yemin kalk kalk kalk. Tepetme abi hiçbir şey yok burada bak. Gereksiz tepetme.
Aynen. Bak bu bizim hareket. Gördün mü? Peki. Hı-hı. Adamın tepeciye bir yer kalmazsa ne olacak? Ayağını vurabilirsin ya da tepkiye bağırabilirsin. Ya da bayılmak serbest. Hoşuna gidiyor değil mi? Hadi, hadi. Sana tap etmek yakışmaz. Ya şimdi sen bana sarıl. Side kontrola geç. Geç. Hadi bakalım. Hazır. Tut beni tut. Öyle miydi öyle? Ya sen beni bence sıkı tut. Hazır. Go. Hemen çıktım abi dur. Bu nasıl oldu abi? Bu nasıl oldu abi? Hocam bize bunu öğret. Bu nasıl oldu abi? Bak şimdi eklem yerim bende. Gördün mü? Hocam siz çok çabuk kurtuluyorsunuz. Ya bize öğretilmedi. Ya. Tamam sıkı tut. Benim nasıl bastırıyorum? Evet sıkı tut. Hazır. Kafamı sürüyorsun bak. Heh. Hazır. Go. Kardeşim benim. Harikasın. Vallahi harikasın. Vallahi harikasın. Senin ne? Bak ben sana söyleyeyim mi? Oyunun sonu canavarla gitsin. Bak Türkiye Cumhuriyeti'nde benle buraya gelip jüs demek isteyen çok insan oldu. Vallahi çekim yaptık. Abi oyun sonu canavarı yani artık daha gelmeyin kardeşim. Hocam bu kadar. Bayağı zor ama. Sonuçta herkesin yani, işi var abi. 80 kilo bir adam beni harbiden yerden yere atar. Yok canım o kadar değil ama. Hocam ben, öyle olma. Ya şimdi ben 20 yıldır yapıyorum. Evet o da doğru. Siyah kuşağım MMA dövüşçüsüyüm. Çok üst düzey yaptım ama öyle 80... Ama şunu söyleyeyim gerçekten çok keyifli. Değil mi? Harbiden çok keyifli. Şimdi düşünüyorsun. Abi evet. Güreşmek dünyanın en doğal. Bir de ki yani iyi hissettiriyor ya. Kesinlikle. Yani aynen. Kesinlikle. Bir de bilerek yapsan, bir de bir şey planlayıp bana uygulasan var ya dünyalar senin oluyor. Kesinlikle çok iyi hissettim. Ve yaptıkça yapasın gelmiyor mu? Evet evet hocam kesinlikle. Abi güreş dünyanın en eski sporu. Kesin herkes denemeli bir kere bile olsun. İşiniz yoksa... Denemek isteyenler Ataşehir Balaban Solis Spor. Sabah kalktım var ya, böyle karnım ağrıyor, enerjim yok. Dedim ki ya kardeşim, bugün Göktürk'e kim güreşecek ya? Dedim kim güreşecek ya? Faruk dedim, başım belası. Ama kardeşim o kadar güzel bir adam ki. Sağ olun hocam. Enerjisiyle böyle bütün gücümü geri getirdi. Çok sağ olun. Allah seni tanımak çok güzel. Güzel bir antrenman yaptık. Vallahi iyi. Benim şimdi uzundur denemek istediğim bir şey denemiş oldum hocam. Daha da belki geliriz. İstediğin zaman mekan senin. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Eğer burada antrenman yaparsan, benim için de iyi olur çünkü benim de senden önce çok şeyim var. Belki gelir Faruk'la güreşirim hocam. Olur. Bir de bodybuilding yaparken bana uyarırsın. Bak bunu böyle yap, bunu şöyle yap. Hocam çok. En azından ben de senden bir şey öğrenirim. Çok teşekkür ederim hocam bizi misafir ettiğiniz için. Çok sağ olun. Kardeşim mekan senin her zaman bekliyorum tamam mı? Sağ olun. Teşekkürler. Faruk'cum çok teşekkürler sana da. Rica ederim. Ben bir nefesimi toparlayayım. Her zaman. Serinin diğer videolarında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Peace out.